Uluslararası insan Hakları Örgütleri, Hocalı katliamının Ermenistan'a bağlı 366. Motorize Piyade Alayı tarafından yapıldığını ve birliklere bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'la Monte Melkonya'nın önderlik ettiklerini belirtiyorlar. <laughs> Katliam şöyle gerçekleşmişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı topraklarına katmak için harekete geçti. Bu bölgede Azeri güçleriyle yaşanan çarpışmalarda Ermenilerin nihai hedefi yüksek bir tepe üzerinde kurulu olan Hocalı kasabasıydı. Kasaba, Karabağ'ın en önemli iki yerleşimini Han Kendi ile Adam'ı birbirine bağlıyor ve askeri lojistik açısından büyük önem taşıyordu. Uzun süre Rus kuvvetlerince desteklenen Ermeni birlikleri, Hocalı'yı 1991-92 kış aylarında sürekli top ateşine tuttu. Kasaba, Alef Hacıyev komutasındaki yaklaşık 160 hafif silahlı kişiden oluşan Azerbaycan Özel Polis Gücü Birlikleri tarafından savunuluyordu. İlaveten 200 kişilik gönüllü savunma kuvveti mevcuttu. Nihayet Ermeniler 26 Şubat'ta kuşatma altına alınan kasabaya sivillerin bölgeden çıkışına müsaade etmeden girerek çocuk kadın ayrımı yapmaksızın herkesi katlettiler. Azerbaycan kaynaklarına göre nihai saldırı sırasında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi katledildi. 487 kişi de yaralandı. Resmi kaynaklar 1275 kişinin Ermenilerce rehin alındığı ve 150 kişinin de kaybolduğunu belirtiyor. Daha sonra Birleşmiş Milletler uzmanlarınca ölüler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği görüldü. Hamile kadınlar ve çocukların da bu korkunç muameleye maruz kaldığı tespit edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü yaşanan olayı Dağlık Karabağ'ın işgalinin ardından en büyük sivil katliam olarak nitelendirdi. Azerbaycan'da Hocalı faciası, Hocalı soykırımı, Ermenistan'daysa Hocalı olayı olarak anılan katliamla ilgili geride kalan 24 yılın ardından herhangi bir sorumlu cezalandırılmadı.